Bize göz çizdirme diye gelen, aslında refraktif cerrahi için gelen hastaların sıklıkla sorduğu soru, LASIK, SMILE, NO TOUCH, bunların ne farkı var? Çok kısaca özetleyelim. Bir, yapmamız gereken işlem gözün saat tabakası gibi olan dış tabakasındaki korneaya gözlük numarasını dövme yapmak. Nasıl yapabiliriz? En ilkel yöntem 80'lerde gözün dışına yapmaktı. Ama korneanın dış tabakası, epitel tabakası çok kıymetli bir tabaka. Derimiz gibi. Bu derinin dış kıymetli tabakasına nasıl elimizi kestiğimizde bir iz kalıyorsa, biz iz kalmasın diye ve bu işlem çok ağrılıydı. PRK bırakıldı, lasik çıktı. İlk önce bıçaklı lasik vardı. Diğer videolarımda gördünüz. Şimdi lazerle yapılan, bıçaksız, iki gelişmiş lazer kullanılan lasik yöntemi var ki kişisel olarak en çok güvendiğim yöntem. Daha sonra no touch bu aralar konuşuluyor. O tek lazer kullanan, maliyeti düşürmeye yönelik bir yöntem. Aslında gözün dış kıymetli tabakasına lazer uyguluyor. Bizim amacımız gözün o dış kıymetli tabakasını korumak. Onun için lasik yapılıyor. Lasik, laseğin bir alt varyasyonu. Bazı gözler o kaldırılan şapka belli bir kalınlıkta yapılacak lazer alttaki tabakaya yeterli olmuyorsa işte onu daha ince kaldıran yöntemler var. Onlardan birisi. Böylece biraz daha yüksek numaralara lasik yapmayı sağlıyor. Bir de SMILE diye bir teknoloji var. SMILE'da o bahsettiğim şapkayı kaldırmadan korneanın içine bir önden bir arkadan bir kesi yapıp ufak bir delikten o dokuyu dışarıya çıkarmaya çalışıyoruz. Avantajları, şapka kaldırılmıyor. Dezavantajı, zaman içinde numara tekrar gelirse lasik tekrar yapılamıyor. Mecburen no touch PRK gibi bir şey yapmak gerekiyor. Artı SMILE'ın astigmatizma düzeltme yetenekleri arttıysa da günümüzde hala lasik kadar range'i geniş değil. Kişisel tercihim genellikle lasik yönünde oluyor, hastanın gözü uygunsa. Kalın sağlıcakla, gözlerinizin ışığı hiç sönmesin.